Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, El-Hüccetü Zehra olan 15. şuadan, 1. makamdan Fatiha'nın tevhide ve iman hakikatlerine dair tefsirini okumaya devam ediyoruz. 4. kelime, Maliki Yevmiddin. Yani o din gününün, yani hesap gününün, kıyamet, hepsinin haşir de onun sahibidir. Şimdi bu ayet hüccetine gayet kısa bir işaret. Delili nedir peki? Yani Bediüzzaman bunu çok yerde izah ediyor. Küçük bir saltanat sahibi bile kendisine itaat edenleri mükafatlandırıyor, isyan edenleri cezalandırıyor. Kainatta saltanatı açıkça görülen Allah nasıl kendisine itaat edenleri cennetle mükafatlandırır, isyan edenleri cezalandırmaz cehennemle. Meşhur bu. Haşir Risalesi'nde. Evet. Evvela bu dersin 1. kısmının ahirinde, yani tam sonunda okuduk ya kelime-i tevhidin izahında. Ve ileyhil masir hüccetine. Her şey dönüş ona, hesap verilecek. Ve haşir ve ahirete şehadet eden bütün deliller aynen Maliki Yevmiddin'in işaret ettiği imani ve geniş hakikate şehadet ederler. Saniyen ikincisi, onun sözün ahirinde denildiği gibi, onun söz haşir risalesi. Bu kainat saniyenin, bu kainatı mükemmel bir sanatla yapan Allah'ın sermedi rububiyeti. Bizimkiler geçici rububiyet, terbiye çocuklarımıza. Sermedi ebedi, sonu gelmeyen. Hikmeti, rahmeti, ezeli, ebedi, cemali. Allah'ın güzelliği hem ezeli hem ebedi. Celali, azameti değil mi? Haşmeti, kemali ve nihayetsiz sıfatları ve yüzer isimleri ahireti kat'i bir surette istediği gibi. Onun söz bunun ispatı. Allah'ın isimleriyle ahireti ispattır. Şey demiş ki İbn Sina, el-haşru leysa ala makayisi akliye. Haşir akli delillerle ispat edilemez. Nakille anlarız. Ben buldum bunu kitabında. Çok enteresan ve kaynağı zikrettim. Bu Bediüzzaman Hazretleri. Tabii bunu naklediyor. Şey diyor bunu, İbn Sina diyor. Akli. Ama Bediüzzaman Hazretleri akli delillerle ispat etmiş. Okuyun onun sözü 2 defa. Anlamak şartıyla okuyun. Eğer haşri 2 kere 2, 4 eder derecede ispat edilmez, ikna olmazsan vicdanının çürümüş olmaklığı dışında diyor, gel 2 parmağını 2 gözüme sok. Birincisi bu. İkincisi, Kur'an binler ayet ve bürhanlarıyla. %30'u ahiretten bahsediyor. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzer mucizat ve hüccetleriyle başta Miraç gitmiş cennet cehennemi gezmiş görmüş haber vermiş. Ve bütün Enbiya Aleyhisselam ve semavi kitaplar ve suhuflar sayfalar hadsiz delilleriyle şehadet ettikleri dar ahiretteki ahiret diyarındaki hayat-ı bakiye inanmayan bir insan kendini dünyada dahi küfürden neş'et eden bir manevi cehenneme atar, daima azap çeker. Biz Osman kardeşimin Haşir Risalesi beyanından sonra birisi aramış hasta. 5 yıldır demiş, ölümcül hastayım. Ne olurdu 5 sene önce demiş, bu kitap benim elime geçseydi. Ağlayarak telefonda. Osman olmuş mu acaba? Bilemiyorum, inşallah. Rehberde izah edildiği gibi, rehber dediği gençlik rehberi. Bütün geçmiş ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kainatlar zeval ve firaklarıyla tıpkı o güneşin hani nehir üzerinde yansıyıp yansıması ve gitmesi. Zevali ve firaklarıyla Allah'ın varlığının delaleti. Mütemadiyen devamlı onun ruh ve kalbine hadsiz elemleri yağdırıyorlar. Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını çektiriyorlar. Salisen üçüncüsü. Yani şundan dolayı gösteriyor diyebiliriz değil mi hocam? Evet. Her birinin gidip tabii. Allah o güneşin kalması. Ve aynısı devam ediyor. Güneş devam ediyor. Evet. Yani. Harika. Yevmeddin remziyle, yani din günü. Din aynı zamanda hesap günü manasına da gizli bir işaret diyor. Rems biliyorsunuz ilmi yani mani değil de söyleyin. İlmil beyan mı? İlmil beyanın bir istilahı. Yani eğer bir kinayede aradaki vasıtalar çok ince ve zorsa ona rems diyoruz.
Herkes bu kelimeyle anlayamaz bunu. İşaret-i Hicaz'da anlattı. Büyük ve kuvvetli bir hüccet-i şehaşriyeye, yani haşrin delili olarak işaret etti, eder. Fakat bu makamda birden bir hal o hücceti başka zamana tehirine sebep oldu. İşaret-i Hicaz'da anlatıyor bunu. Belki de ona daha ihtiyaç kalmadı. Çünkü nur risaleleri geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde, kesinliğinde yüzer kuvvetli hüccetlerle haşir ve neşrin sabahını, baharını ispat etmişler. Beşinci kelime, biliyorsunuz burada ne var? İltifat sanatı var. Allah'ı tanıdık, karşımıza muhatap alıyoruz. Gıyaptan hitaba geçiyoruz. Buna iltifat sanatı diyorlar. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'indir. Yani sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dilerizdir. Bundaki hüccete, iman hakikatleri deliline işaretten evvel hakikatlı bir seyahati hayaliyeyi, hayali bir seyahati 29. mektubun izahına binen kısaca beyan etmek kalbime geldi. Nedir o? Ne'büdünün nonu meselesi. O ne'büdü derken neden ne'büdü diyoruz yalnız? Demiyoruz yalnız namaz. Çünkü başta senin vücudundaki milyarlarca hücreler de diyor. Bütün ehli tevhid diyor. Kıyamet ta insanlığın yaratılışından kıyamete kadar gelen cemaatler diyor. Ya bakalım neymiş? Bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da hususen İşaret-i Hicaz tefsiri Nuri'de bu tefsirde ve Rumuzat-ı Semaniye'de, Rumuzat-ı Semaniye 8 remiz. Yani Kur'an'ın çok önemli remizlerini, gizli sırlarını açıklıyor. Özellikle de ahir zamanla alakalı. Benim yeni kitabım Sırr-ı İnnateyna'da bunu neşrettim olduğu gibi. Beyanları gibi Sure-i Fetih'in ahirindeki son ayette 4-5 mucize bunu 4. lemada da anlatıyor Bediüzzaman. Yani bir defa son Muhammedur Resulullah vellezine amenu ma'ahu. Hazreti Ebu Bekir'in önce vefat edeceğine delalet ediyor. Tamam. Eşiddâ velel küffâr. Hazreti Ömer'in vefatına. Ve ona işaret ediyor. Ondan sonra söyle, okusana. Ve ruhamâ'u beynehum. Hazreti Ali'ye. Daha başka? 4. lemayı okuyayım. Müthiş. 5 mucize ve ihbar-ı gaybi, gaybi ihbar-ı. Hatta el yevmen unecike bi bedenike. Yani bugün sana yani çok enteresan bir şey, senin cesedini kurtaracağız. Biliyorsunuz Firavun'un cesedi bu asırda ortaya çıktı. Nil'in kenarında bulundu. Ben bizatihi gittim İngiltere'de müzede gördüm. Tam secde etmeye yakın böyle gebermiş. Secde edememiş. Tam öyle duruyor. Duymadınız mı bunu? Bediüzzaman bu mucizeyi Mucizat Kur'an-ı Yekir Risalesi'nde uzun uzun anlatıyor. Senin diyor bedenini kurtaracağız ibret olsun diye. Bedenini diyor ama ruhunu demiyor. Cümlesinde bir tarihi mucizeyi şu anda gidip var resimleri. Yani var resimleri. Ya. Hatta çok kelimelerinde müteaddit, yani Kur'an'ın çok kelimelerinde birden fazla i'caz dergalarını, mucizelik parıltılarını ve bazı harflerinde bile mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda namazda Fatiha'yı okurken ne'büdü, nesta'inü'deki nunun bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Sual şu: neden e'büdü esta'inü, yani ben ibadet ve istiane ederim, yardım dilerim denilmedi? Nunu mütekellimi mal gayr ile. Biliyorsun mütekellim vahdeh var, e'büdü. Yani tek başına. Ama nunu mütekellim mal gayr, yani biz manasına. Biz sana ibadet ve istiane ederiz, senden yardım dileriz demiş. Birden onun kapısıyla bir seyahati hayaliye meydana açıldı. Et seyahati bakalım. Kimler var bu ne'büdünün içinde seninle beraber diyenler? Ha. Namazdaki cemaatin azim sırrını. Neden namazın cemaatle kılınması çok önemli? Çünkü onu bizzat yaşıyorsun. Seninle beraber binlerce, yüz binlerce kişi aynı cümleyi söylüyor. Cemaatin neden faziletli olduğunun sırrı bu.
ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhut derecesinde. Sanki gözümle görmüş gibi bildim ve gördüm. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da Bayezid Camii'nde namaz kılarken, Abdurrahman Gülses Hoca çok ihlaslı bir adam olduğu için hep orada namaz kılıyormuş. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama, yani onlar da benimle beraber Allah'a ibadet ediyor ve sadece ondan yardım istiyor. Ve ihtinadaki bize hidayet et duasına katılıyorlar. Duama tamamen iştirak edip katılıp tasdik ettikleri zamanda bu birinci perde. Hani hayali bir perde var ya seyahat. Bir perde daha açıldı. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir Bayezid Camii hükmüne geçtiler. Hepsinde aynı var. Aynen benim gibi İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sadece ey Allah'ım sana ibadet eder ve senden yardım dileriz deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar. Amin diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları için de hayalime bir perde daha açıldı. Bu ikinci perde. Birinci perde bütün Bayezid Camii cemaati. İkinci perde bütün İstanbul cemaati. Gördüm ki alemi İslam. İslam alemi. Büyük bir mescit suretini aldı. Şu hayale bak ya. Mekke, Kabe, mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda. Onun çevresinde ya, bütün İslam alemini düşün. Kabe'nin çevresinde daireli bir tarzda o kutsi mihraba, yani mihrap dediği Kabe'ye teveccüh ederek, yönelerek benim gibi İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, İhtina, bizi doğru yola hidayet et deyip her biri umum namına, bütün namaz kılanlar namına hem dua ihtina ile hem dava hem tasdik eder. Hem onları kendine şefaatçi yapar. Yani eğer bir heyetle gidiyorsan bir makama, bütün heyet seni destekliyor demektir. Hem bu kadar azim büyük bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve dava reddedilemez. Şeytani vesveseleri tard eder, kovar. Diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bir müşahede, gözümle görmüş gibi tasdik ederken bir perde daha açıldı. Kaçıncı perde bu? Dördüncü perde. Ben hep üç perde diyordum. Çünkü şeyde bütün İslam aleminin üçüncü perde. O bitti, üçüncü perde. Gördüm ki ya ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Onu nasıl unutacaksın? Kainatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Diğer mevcudatın da Allah'a yalvarması var. Onlar da iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor. Yahu ne tatlı bir izah değil mi? Gördüm ki dördüncü bu. Nasıl bir insan ekber olan kainat. İnsanın üç dairesini gördük. Bir de en büyük insan olan kainat. Lisan-ı hal ve çok eczaları. O hallerinin durumuyla. O İşte görüyorsun şeftali, ağaç, yani çamur yiyor, toprak yiyor, sana şeftali vuruyor. Hiç itirazı yok. Hatta şeftaliyi yiyen Allah'a da namaz da kılmıyor. Ona da kızmıyor, sabrediyor. Hal dili bu demek yani. Bütün kainat, lisan-ı hal ve çok eczaları, kainatın parçaları, istidat, kabiliyet. Bak dua ediyor, bak ne demek kabiliyet lisanıyla dua etmek? Küçük bir incir çekirdeği. İçinde incir ağacı olmak var. Anladın değil mi? At toprağa incir ağacı oluyor. O kabiliyet duasıdır o. Bir de ihtiyacı fıtri. Fıtri ihtiyaç biliyorsun Allah'ın taahhüt ettiği. Diyor ki hiç kimse acından ölemez. Lemalarda ispat ediyor bunu. Belki adetini terk ettiği için ölür. Ondan Errahman'a razzak. Ya tabii. Ha. İhtiyacı fıtri lisanıyla, o dille. Yani bunu çok güzel misal veriyor. Çok ilginç bir şey bu. Mesela diyor su, şey su istidat lisanıyla. Bir şeyin diyor bardağın, yani cam bardağın içine koyun suyu. Onun diyor kabiliyetinde donma kabiliyeti var. Donunca da hacmini genişletme kabiliyeti var. Demirin içine koy diyor, demiri parçaladığı görülmüş diyor. Parçalamış, donmuş demiri. Anladın? Kabiliyeti o.
Eşeğin de kabiliyeti yük taşımak. Bunlar hep onun fıtri lisanlarıyla ve zişuur mevcudatları. Bak, şuur sahibi hayvanlar, insanlar, cinler de lisan-ı kaliyle, sözleriyle. Tabi bu zişuur dediği şey, insanlar da cinler. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorlar. Yani sadece insanlar değil, bütün kainat bu duayı yapıyor. Ve Halık'ının merhametkârâne rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Allah Allah. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde o cemaat-i uzmada, o büyük cemaat, o kainattaki büyük cemaatte. Her bir arkadaşımın ebedi cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler. Sıra buna geldi. Bu da beşinci daire gibi bir şey. Kainat tamam. Kainattaki her cüz'ün, her parçanın, her varlığın cesedindeki zerreler de ayrıca bu duayı yapıyor. Ve kuvveler. Mesela benim görme duygum var. Aa, can çıktı. Görür mü göz? Ve duygularım dahi Halık'ının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisan haliyle, ihtiyaç diliyle İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyerek emir ve irade ilahiyeye göre hareket ettiklerini ve her anda Halık'larının inayetine bitti mi? Öyle mi? Ve rahmetine ve yardımına mühtaç olduklarını gösteriyorlar. Gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını, neden cemaatle namaz önemli? Hem Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da. Değil mi? Üç cemaat dediği insanın cemaatleri. O büyük küçük dediği de kainat ve bir de her varlığın hücreleri hesabına da söylemeye alıştı. Evet. Burada kalsın. Yetişemeyiz. Oldu mu? Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzel, 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 güzel. Bitirmek üzereyiz. Ondan sonra nereye geleceğiz? Çok enteresan. Bakalım nerelere.